Canlı canlı götürdüm ben hayvanlarına. Parasını da verdim. Çatlak bilmiyorsan yapma bu işe. Fakir de yerlerden verdim. Sana diyorum baba abi. Kırmızı'nın. İsim ne abi senin? Ahmet abi. Ben Karabol yüzü görmemiş değilim. Cezaevi de görmemiş değilim. Polis de görmemiş değilim. Savcı da görmemiş değilim. Bak benim oraya hayvanımı ameliyat ettirdim. Hayvanımı ameliyat ettirdim. Benden imza dahil alma. Parasını da verdim. Kart çektim. Kart çektim. Hayvanımı verip fakültede hayvanı burada bulman gibi kesti elime verdim. Siz gidin bana. Ben gelirim. Ben duşumu alacağım. Bak beni dinle. Ben duşumu alacağım. Duş alacağım. Anladın mı? Duş alacağım. Üzerimi giyeceğim. Ben karakola kendim geleceğim. Siz gidin. Bak siz gidin. Onlar hem suçlu hem de güçlü olamaz. Ya bu karakolda zaten. Ha, siz gidin. Ben duşumu alıp gelirim ben. Ben gelirim, siz gidin. Ben sizi yormam. Hadi gidin. Siz gidin. Başınız ağrımasın, gidin. Şerefsiz. Sabah saatlerine dükkanı açtığımda, 2 gün önce ameliyatta her türlü koşulu bildirdiğimiz halde kabul edip de kedisini ameliyata sokan adamın kedisi 2 gün sonra vefat etmiş. Ben klinikte çalışıyordum. Sabah saatlerinde yan komşu beni uyardı, gece saatlerine gelip tehdit savurmuş. Ben de bununla ilgili sorumlu veterinerimi ararken, telefonla konuşma yaparken geldi, telefonu elimden almaya çalıştı. Boğuştum onunla, telefonu vermek istemedim. Telefonu aldı elime, suratıma yumruk attı. Ondan sonra telefonu masaya fırlattı, masanın etrafından dolandı, geldi beni arkadaki dolaba fırlattı. Seni öldüreceğim dedi, küfürler saydırıyor, bitireceğim diyor, seni öldüreceğim, onu öldüreceğim. Sürekli böyle tehditler etti, boğazıma yapıştı. O sırada dışarıdan biri gelip kurtardı. Ben bağırıyorum, bana yardımcı olun falan diye. Dışarıdaki kimse bana yardım etmedi. Oturup izlediler yani olayı. Öldürseler beni, belki o zaman yardım edeceklerdi. Ya da adam beni bıçaklasaydı, bir şey yapsaydı, belki o zaman yardım edecekti. Yani orada bir sürü insan vardı. Kimse bana yardım etmedi. Oturup izlediler yani. Bağırıyorum yardım edin diye, polisi arayın diye. Bakıyorlardı bana. Şikayetçi oldum, da raporu aldım. Şimdi olay büyüdüğü için adliyeye sevk ediyorlar. Adliyeye gideceğim, ekip gelip alıyor beni.